Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Geçenlerde Yusuf Halaçoğlu Bey, Sultan Vahidettin'i konu edindi YouTube'da. Evet, Yusuf Halaçoğlu bizim son dönem ciddi tarihçilerimizden bir tanesidir. Vahidettin'le ilgili tartışmalara o da katıldı ve bu konuda uzunca da bir video çekti. Tabii Vahidettin biliyorsunuz bu İzmir'in kurtuluş meselesiyle gündeme gelmişti ve çok kişi konuştu, günlerce de tartışıldı. Biz de bu konuda çeşitli videolar çektik. Ama Yusuf Bey sanki bütün bunların üzerine bir tarihçi, ciddi bir değerlendirme diye hepsini toparlayan bir konuşma yaptı ve bir anlamda sanki noktayı koymuş gibi oldu. Fakat farklı bir şekilde. Şimdi bunu biraz kısaca değerlendirmek istiyorum. Yusuf Bey konuşmanın başında bilhassa İlber Ortaylı ile Fatih Altaylı'nın bir programına işaret etti. Orada Murat Bardakçı da vardı. İlber Bey'e işte Vahdettin hain miydi diye sorulduğunda kıvırdı, kıvırdı, lafı eğdi, büktü, bir türlü hani maksadı söyleyemedi. Hain veya hain değil bir şey diyemedi. Lafı Murat Bardakçı aldı ve Vahdettin hain değildir diye noktayı koydu dedi. Biz ise bunu değerlendireceğiz ve neticeyi de size bırakacağız. Siz söyleyin diye başlangıcında böyle ifade etti. Ardından da kime hain denir, kime denmez gibi bir takım şartlarda bulundu. Mesela vatanını işte savunmayan, ülkesinden kaçanlara hain denir dedi misal. Şimdi tabii Vahdettin'i alırken böyle yorumlarda bulunuyor ama ben işin başında Yusuf Halaçoğlu'na bir soru sormak istiyorum. Misal olarak Türkiye'yi Cihan Harbi'ne soktular. Kim? İttihat ve Terakki. Ve memleketi mahvettirdiler. 9 senede bitirdiler. İngilizler işgal edeceği zaman da savunmayıp kaçtılar. Kaçtılar. Kim? İttihatçılar. Mesela ben Yusuf Bey'in samimi olduğunu anlayıp anlamamak açısından kendi de hükmü vermiş. Onlar hakkında ne diyor? Soruyorum, çıksın Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa haindir desin veya diyebilsin. Eğer samimi ise, eğer ilim adamı ise, eğer hain tarifini yapmış bir bilim adamı ise buyursun söylesin. Onun ben de gerçekten ya tarihçi gerçekten hakkıyla değerlendiriyor diye burada video çekebileyim. Kendisi söylemiş kime nasıl denebileceğini. O kaçıyor ama Vahidettin Han devletin ne yapıyor? Başına geçiyor. Kurtarmak üzere mücadeleye başlıyor bakın. Onlar kaçıyor. Vahidettin Han burada. Almayabilir hükümdarlığı. Başkası gelsin diyebilir. En azından kenara çekilebilir. Ama o ateşten gömleği giyiyor ve bitmiş bir ülkeyi, mahvolmuş bir ülkeyi, hatta 3 ay geçmeden Mondros mütarekesiyle düşmana da teslim edilen ülkeyi savunmak üzere oraya oturuyor. Evet, bunları Yusuf Bey de bir noktada hani kabul ediyor ve Mustafa Kemal'i de Vahidettin'in de gönderdiğini söylüyor. Bazı belgeler gösteriyor. Bu belgeler doğru. Yeni belgeler de değil. Kendisinin bugün ortaya çıkarttığı belgeler de değil. Bilinmeyen hususlar da değil. Yani bilinen şeyleri, o belgeleri tekrar ediyor. Biz bunu görebiliyoruz. Ve kendisi de diyor ki Vahidettin'i hükümet, zamanın hükümeti, dönemin hükümeti ve padişahın oluruyla Anadolu'ya geçtiğini ifade ediyor. Tabii orada sadece çetecileri ele alıyor, o başka bir şey. Oysa şu net biliyor ki, biliniyor ki ülkeyi kurtarabilirsin. Onu söylüyor ama bunu görmüyor. Yani Vahidettin Han Yıldız'daki görüşmede Mustafa Kemal'e orada çetecileri önleyebilirsin demiyor. Orada bu İngilizler bizim üzerimize çok geliyor. Bunlar bizim üzerimize fazla geliyor. Bu çeteciler de sözümüzü dinlemiyor. Bunları mahvedebilirsin. Ben seni bunun için gönderiyorum. Dikkat edin diyemez miydi kardeşim? Asli vazifesini söyleyemez miydi? Hiç mi biraz düşünme ve yorumlama kendinizi
hissetmiyorsunuz? Ya biraz düşünün. Biraz ciddi yorumlayın. Bak diyor, benim elimde bir şey yok. İngiliz donanmasını çevirmiş, vatanı işgal etmiş. Paşa paşa vatanı kurtarabilirsin. Bugünkü hizmetin önemli. Yani sen tekrar orada görev yazısındaki işte çeteciyi, yok işte Topal Osman'ı önleyecekti falan. Hala bunlarla mı hareket ediyorsunuz? Şunları niye görmüyorsunuz? Niye tek yönlü bakıyorsunuz? Ardından da ne diyorsun? Ben işte bir tarihçi gözüyle objektif bir biçimde değerlendireceğim diyorsun. Bu mudur? Evet, onu da görüyoruz biz. Ama onu söylese, bunları ifade etse, bunları gizlemese, o izin kağıdına bunu yazmasa, görev kağıdına, İngiliz'den izin alabilecek miydi? Söylesene. İngiliz'e, ben seninle mücadele etmek üzere işte Anadolu'yu işgal eden devletlerle, Fransızla, İngiliz'le mücadele etmek üzere Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderiyorum diyeceksin. Yazıyı yazacaksın ve İngiliz'in önüne koyacaksın. Buyur vize ver. Bu mu? Yani tarihçiliğiniz sizin bu kadar mı? Ya hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi sorgulamıyorsunuz? Bunu kim söyleyecek de altına imza edecek? Adam İngiliz harakiri mi yapacak? Öyle mi yapacak? Topuğuna mı sıkacak? Bunu mu bekliyorsunuz? Ve peşinden bakın şunu söylüyor net. Yani çünkü elindeki belgelerde de yazıyor. Mustafa Kemal Samsun'a geçiyor, Anadolu'ya geçiyor ve İngilizler padişahı sıkıştırmaya başlıyor. Aman bunu geri çevir, bunu geri çek, bunu çağır. Ne oldu, ne değişti? Daha Erzurum Kongresi bile düzenlenmedi, dikkat edin. Anadolu'ya geçti, orada maksat neydi? Padişahın imzasıydı, padişahın onu göndermesiydi. Peki ne değişti? De İngilizler bağırmaya başladı, can haraşane, geri çağır dediler. Yine yorum lazım işte sevgili dostlar. Yine burayı düşünmek lazım. Çünkü İngiliz bu ikisini karşılaştırmak, karşı karşıya getirmek, arasını bozmak istiyor ve bu noktada da padişahı zorluyor hain göstermek için. Mustafa Kemal ülkeyi kurtarmak üzere gitti. Vahidettin de onu geri çağıran bir hain durumuna düşecek. Ülke kurtulmasın maksadına gelecek. Çünkü dönmeyeceğini de biliyor Mustafa Kemal'i. Öyle olsa Samsun'da tutuklar, Amasya'da tutuklar. Hakim vaziyette buralarda. İstediği yeri, istediği zaman işgal etme hakkına sahip Mondros mütarekesiyle. Yani göz mü açtıracak? Fakat çağır diyor, artık arasının açılması için çalışıyor. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden önce neden askerlik vazifesinden imtina ediyor? Neden sıyrılıyor? Neden bırakıyor? Neden sivil elbiseleri giyiyor? Bakın bunları iyi değerlendirmediğimiz müddetçe objektif olamayız. Hala biz ne olarak bakarız hadiseye? İşte şunun tarafından bakma, bunun tarafından bakma, tek yönlü bakmış oluruz. Yusuf Halaçoğlu Bey de aynı zihniyetle bakıyor. Evet bunu söylüyor ama bunun maksadını ortaya koyamıyor. Asıl maksadı İngiliz'in elini hakkıyla değerlendiremiyor. Bir taraftan bunu yapıyorlar İngiliz'e karşı mecburen, diğer taraftan Mustafa Kemal de Vahidettin Han da birbirlerine gayet sitayişkar, gayet böyle iyi mektuplar gönderiyorlar. E bunları da görmüyor musun? Bunları da görüyor. Aynı şekilde bütün bunların görüldüğünü hep beraber ne yapıyoruz? Biliyoruz. E şimdi İngiliz'in oyunu tutmadı. İngiliz'in planı tutmadı. İngiliz çünkü Sevr'i imzalattıracak, Sevr görüşmeleri bir taraftan sürüyor. Vahdettin'i oradan hain gösterecek, buradan Anadolu mücadelesini baltalayan bir adam olarak ortaya koyacak. Ve neticede ne yapacak? Vahidettin'i bir hain milletinin gözünden düşürecek ve başka bir şekil aldıracak hadiseye. İngiliz bunun için çalışıyor ve bunun için de hükümetlere müdahale ediyor. Mesela İstanbul'da hem de İstanbul işgal altında. Bakıyor mesela İstanbul'da istedikleri olmayınca 1919'dan itibaren İstanbul'a İngilizler girmişti. Ne yapıyorlar bu defa mesela? 16 Mart 1920. 1919'da işgali yapmışlardı ama bu bir sadece hani İstanbul'u hükmen altında gibi.
Ama İstanbul'un işgali aradan bir yıl sonra 16 Mart 1920. Niye? Çünkü Ferit Paşa'yı getirmiyor Vahidettin Han. Yani Mustafa Kemal'i geri getirtmiyor. Mustafa Kemal'i tutuklatmıyor. Mustafa Kemal'in üzerinde oyun oynatmıyor. Bunun üzerine ne yapıyor? İşgal vazifesini yapıyor. Doğrudan işgal ettirtiyor. Şimdi bu nokta önemli. Bunu mesela, bunu iyi değerlendirmek lazım. Ve hükümeti baskı altına alıyor Ali Rıza Paşa. Ali Rıza Paşa Ankara'yla bütün sürtüşmeleri düzeltmişti. Hepsini düzeltmişti. Mustafa Kemal'in payelerini tekrar geri vermişti. Bunu İngiliz istemiyor. Ali Rıza Paşa hükümeti ne yapıyor? İstifa etmek durumunda kalıyor. Bırakıyor görevi. İngiliz ne diyor? Şeyi getirin. Damat Ferit Paşa'yı getirin. Oysa getirmiyor bakın padişah. Kimi getiriyor? Salih Paşa'yı getiriyor. Bakın bunları niye anlatmıyor Yusuf Alaçoğlu? İstediği noktaları anlatıyor, istemediği noktaları es geçiyor. Salih Paşa'yı getiriyor. İngiliz'in baskısı yine devam ediyor. Bu defa ne yapıyor? Salih Paşa da 3 ay sonra istifa ediyor. Yine Ferit Paşa'yı, damat Ferit Paşa'yı getirtmek istiyor. Oysa Tevfik Paşa'yı getiriyor padişah. Fakat Tevfik Paşa kabul etmiyor görevi. Bakın o zaman padişah görev verdi. Ali Rıza Paşa, Salih Paşa, Tevfik Paşa. Hadi buyur hain de bunlara. Hain de padişah görevlendiriyor. Niye kaçıyorlar görevden? Neden görev almıyorlar? Hadi buyur söyle. O padişaha dayanılmaz hafifliği var değil mi? Ona vurmak kolay. İstediğin gibi vur. Çünkü puan sağlıyor, puan getiriyor. O söylüyorlar. Kim biliyor Salih Paşa'yı? Kim tanıyor Ali Rıza Paşa'yı? Kim tanıyor Tevfik Paşa'yı? Tanıyan yok, bilen yok. Padişah bunları getirdi. Bunlara görevi vermek istedi. Ve Ankara hükümetiyle bir arada çalışmanın yollarını arıyor. Ama İngiliz de baltalamak üzere çalışıyor. Ve İngilizler damat Ferit Paşa'yı ciddi manada destekliyorlar. Ve neticede damat Ferit Paşa yeniden getirmek durumunda kalıyor padişah. Bütün bu baskılar sonucunda. O geliyor. Başkası verebildiği yok. Ve Sevri'de o imzalıyor. Peki padişah imzaladı mı? Ölü doğdu. Ölü doğdu. Bakın imzalamıyor. Damat Ferit Paşa'yı körü körüne getirmiş olsa, kabul etmiş olsa bunu imzalayacak. Oysa imzalamıyor. Padişah istemiyor. Evet. Ama Osmanlı Meclisi mebusanını da dağıttılar. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Kuruldu yine padişaha bağlılığını ishar etti. Bakın bir taraftan da bu iyi şeyler devam ediyor. Ama netice elbette Kurtuluş Savaşı tamamına erdiğinde Anadolu'da bir hakimiyet. Yani artık padişahlık mı devam edecek, saltanat mı devam edecek, ne devam edecek? Bunun da başlayacağı malum arkadaşlar. Bu mücadelenin başlayacağı malum. Şimdi Yusuf Alaçoğlu Bey orada padişah terk etmemeliydi diyor. Padişah yani şeyle karşılaşmak istemedi. Bu Kurtuluş Savaşı'nı verenlerle yüzleşmek istemedi. Ve vatanı terk etti kaçtı. O kadar ucuzca konuşuyor ki akıl alacak bir şey değil. Hatta gitmese kahraman olabilirdi diyor. Yani şeyi de hükmü de güya dinleyicilere, izleyicilere vermişti. Oysa sonunda bir bakın videosunun sonunda padişaha hain demediği mi kalıyor? Vatanı sattı demediği mi kalıyor? Hızını alamıyor, vatanı sattı da diyor, hain de diyor. Ya sözün başıyla sonuna bir bak. Sözünün başı ile sonuna bir bak. Başında hükmü izleyiciye bırakıyorsun. Sonunda izleyiciden bin beter ifadeler kullanıyorsun. Çünkü senin anlatımınla anca evet bu hainmiş denilir o anlatımla. Yani sadece istediğin yerleri konuşmanla böyle denilir. Oysa kendin hükmü 10 katı fazlasıyla veriyorsun. Kaça sattı vatanı onu da söylesene kaç para aldı da kaçtı. Mustafa Kemal'e giderken bir altın şamdan vermedi diye tenkit ediyorsun. O altın şamdanları İngiliz gemisine doldurup mu kaçtı? Söylesene. Senin söylediğin vatanı satan adam Topkapı Sarayı'nı acaba boşaltıp gitmez mi?
Ne aldı oradan söylesene. Ya bunları artık görün lütfen. Mustafa Kemal dahi o mücadelenin içerisinde bulunduğu halde Vahidettin öldüğü gün dünyanın en dürüst ve namuslu bir devlet adamını kaybettik diyecektir. İsteseydi Topkapı Sarayı'ndaki bütün eşyaları alıp götürürdü. 7 sülalesine yeterdi. Yüzlerce yıl yeterdi diyecektir. Sen bunu dahi söylemekten acizsin ve söylüyorsun vatanı sattı diye. Gerçekten yazık, çok yazık. Mesela hiç mi görmedin Refet Belen'in milli mücadelenin sonunda Vahdettin ile görüşmesini? Karşısında koltuğa tam yaslanmıştım. Ayağım burnuna değiyordu. Vatanı terk et, çek git deyişini hiç mi okumadın? Peki sakallı Nurettin Paşa'nın Ali Kemal'i linç ettirdikten sonra şimdi sıra Vahdettin'de, onu asacağım, ona gerekeni yapacağım sözünü hiç mi işitmedin? Bir bak, kim bunlar? Ve Vahdettin'e Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması sırasında bütün vekillerin kahrolsun hain, kahrolsun Vahdettin diye bağırtılarını niye görmemezlikten geliyorsun? Vahdettin'e sadece bu mu olacaktı? Ona yazılan mektuplarda, gazetelerde belki bütün ailesinin aynı noktaya düşürüleceğini niye düşünmüyorsun? Vahdettin'e maaş bile bağlanırdı. E buyur, halife sürgün edildi, maaş mı bağlandı daha sonra? Yani kendinle o kadar çelişen ifadeler var ki, işte binanın sadece bir yönüne, insanın tek bir ifadesine bakan insanlar böyle garip garip yorumlarda bulunurlar. Gerçekten içinden çıkamayacağı çelişkilere düşerler. Hele tarihte asla doğru bir hüküm vermeleri mümkün olmaz, imkansız hale gelir. Sevgili dostlar, onun için tarihi doğru değerlendirmek lazım. Her yönüyle değerlendirmek lazım. Evet, objektif bir şekilde değerlendirmek lazım. Bu şekilde değerlendirildiğinde gerçekler ortaya çıkar. Biz illa Vahdettin Han'ı koruma sahikiyle, düşüncesiyle bir hareket etmiyoruz. Ancak gerçekleri görebilmek lazım, anlayabilmek lazım. Bunun için de her yönüyle bakmak lazım. Kişi işte bu yönüyle bakıldığı zaman ben kahramandı, büyük adamdı, şuydu buydu sayıp dökmüyorum. Yaptıklarını anlatıyorum. Evet, bütün bunlara sebep oldu. Mesela işler hep istenildiği gibi gitseydi, soruyorum ben Yusuf Bey'e. Hep istenildiği gibi gitseydi, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Mustafa Kemal gelip Vahdettin'in emri altına mı girecekti? Soruyorum, haydi cevap ver. Bakın, daha Mustafa Kemal'in vizesi yazıldığı zaman veya kimin gideceği 20 kişilik liste önüne konulduğu zaman, kimin başkan olacağı, yani Kurtuluş Savaşı'nın başına kimin geçirileceği kabul edilip Mustafa Kemal Paşa yazıldığında zamanın Harbiye Nazırı önüne cumhuriyetçidir diye nokta düşmüştü. Dayısı saltanatını unut demişti. Bunları söyle. Bunları göster. Buna rağmen gönderdi. Peki Mustafa Kemal'in Erzurum'a giderken, Erzurum Kongresi için, yanında Mazhar Müfit'e neler söylediği, Mazhar Müfit'in hatıralarından hiç mi okumadın? Saltanat kalkacaktır, cumhuriyet kurulacaktır, daha o gün söylüyor. Her şey yolunca gitse bile Vahdettin yine sürgün edilecekti. Senin dediğin gibi kahraman ilan edilmeyecekti. Bunu nerede söylüyor? Orada söylüyor. Tesettür kalkacaktı diyor. Fes kalkacak, şapka geçirilecektir Türk'ün başına diyor. Bunları Vahdettin kabul mü edecekti? Buyur. Bunlar olacaktı. Ama Lord Kinross Vahdettin'i hain göstermek için zorlanıldı ve böyle gitti. Ankara onun gitmesiyle rahat nefes aldı diyor. Bakın, İngiliz anlıyor. Başkaları anlıyor. Sen anlamıyorsun. Çünkü öldürdüğü zaman Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına müthiş bir kin ve düşmanlık oluşabilecekti. Oysa onun kaçtı gösterilmesi, ki bunu bugüne kadar kullanıldı. Kullanıldı diyorum. Çünkü artık kullanılmaması lazım. Ama en önde gelen tarihçilerimiz bile bunu böyle söylüyorsa, böyle yazıyorsa, böyle konuşuyorsa, vah bizim tarihimize, vah bizim gençlerimize, vah bizim geleceğimize diyorum. Nasıl anlatacağız, nasıl anlayacağız? Evet, tarihi inşallah doğru anlamak nasip olur. Biz de böyle not düşüyoruz sevgili dostlar.
Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.